yapıp görüşmeye çalıştık ama sonunda kısmet bugüneymiş diyelim. Evet. Nasılsın İlker hocam? İyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin. İyiyim, hoş bulduk. Sonunda geldik. Geldim. Evet. Taşınma telaşı falan böyle anca toparlandım. Evet. Ama aslında bir dönem... diğer evden beri konuşuyoruz değil evden. Mi? Çekelim çekelim. Çünkü siz de şimdi videoda göreceksiniz. İlknur çok zevkli bir kadın. Teşekkür ederim. Burada hem minimal ürünler var, eşyalar var. Onun yanında aynı zamanda klasikler de var. Seviyorum. Yani evet. Harmanlamayı böyle yani. Biraz antika, biraz böyle günümüzün şeyleri. Çizgileri var. Aynen. Neler yapıyorsun İlknur'cum? Biraz kendinden bahsedelim. Ne yapıyorum? Isterim. Benim 360 derece aslında bir ajansım var. Daha çok ama influencer ve celebrity marketing üzerine. Pandemiden sonra özellikle çok fazla ağırlık verildi. Ama biz 360 derece hizmet veriyoruz. Yoğun bir dönem. Yani hep yoğun bizim sektör. Evet. Mesai saatleri olmayan bir iş aslında. Ama evet, seviyorum. Zevkli. Bir de benim tabii influencer tarafım var. Hani bireysel de marka işbirliklerim oluyor ama genellikle işin arka planında olmayı daha çok seviyorum. Evet. Aslında İknur'u Zamane Annesi Instagram hesabındaki ismiyle evet, daha çok tanıyor olabilirsiniz. Kendisini zevkle takip edeceğinizi düşünüyorum. Takip etmeyen de varsa. Aynen öyle. Peki o zaman bu eve ne zaman taşındık? Galiba yaz sonu mu? Yaz sonuydu işte. Evet. Eylül. Gibiydi. Değil mi? Eylül o. Tabii. Bayağı olmuş yine. Evet şu evet tabii canım. Biz şu anda Bomonti'deyiz. Bir apartman dairesindeyiz. Burası çatı dubleks aslında. Çatı dubleks. Evet. Ve 4 odamı oluyor aslında. 4 artı 2 oluyor. 4 artı 2 olduğu için. Evet. Süper. Peki neler yaptın? Merak ediyorum İlknur'cum. Bahset aslında lütfen. Biz bu eve geldiğimizde zaten boyalı, her şey böyle tertemizdi. Hı-hı. Temizliğini yaptık ve girdik aslında eve. Sonrası ben aslında evi böyle hani eşyaları alırken ya da objeleri işte koyarken mesela bu duvardakileri vesaire şey seviyorum böyle hani içinde yaşayarak bir şeyleri yapmayı. Çünkü bu işte ilk evlendiğimizde olur ya böyle bir anda alırsın eşyaları, çeyizleri ve böyle her şeyi yerleştirmeye başlarsın ve sonrasında böyle bir bakmışsın ev dolmuş, adım atacak yer yok. Evet. Ben o yüzden biraz eşyalardan da çabuk sıkılan bir insanım. Yani ben neredeyse 5 senede bir böyle eşya değiştiriyorum. İhtiyaç sahibi olan birisine veriyorum eşyaları. Evet. Akabinde de işte yeni zevkime göre yine ufak ufak. Biraz bu eve taşınırken bu koltuk yoktu. Eski koltuğumuz vardı. Hı hı. Bu eve geldik ve alanlara baktık işte nerede ne eksik gibi gibi. Hı hı. Koltuk geldi, arkasından salon takımı geldi. İşte arkasından yatak odası takımı geldi. Bir süre böyle yer yatağında yattık aslında biz. Gerçekten. Çünkü bu eve taşınırken en üst katı olduğu için, taşımada zorluk olduğu için diğer evde bıraktık. Bir yine ihtiyaçlarına verdik yatak odası takımına. Buraya hiçbir şey getirmedim aslında. Yani bu ev böyle bir ay kadar bir dımdızlak evde yaşadık aslında. Böyle var olan şeylerin üzerinde oturarak. Ama seviyorum yani ufak ufak böyle ihtiyaç oldukça almayı, gereksiz harcama da aslında yapmamı engelliyor bu sayede. Ve evet, gerçekten ben bu eşyayı evimde görmek istiyor muyum diye düşünerek ya da ben bu eşyayı burada sıkıldığımda atıyorum, diğer odalarda kullanabilir miyim diye aslında bakıyorum. Hı hı. Ya da farklı, kaç farklı şekilde kullanabilirim diye bakıyorum. Evet. Biraz aldığım şeyleri de hacklemeyi seviyorum aslında, farklı şekilde kullanmayı. O yüzden bu şekilde. Evet. Yani burada böyle çok dingin bir ev burası. Evet. Çok huzurlu. Seviyorum. Zaten koku olarak da içeriye girdiğinizde çok tatlı, güzel, sakinleştirici yine bir etki yaratıyor bence. Evet. Bir koku var. Ve duvarlar açık renk. Işıklar çok tatlı, sarı renk ama böyle kısık, ayarında. Çok dingin bir ev burası, evet, değil mi? Tam evet, tarifiyle aslında. Ya ben onu renkler seviyorum. Yani ben çünkü çok böyle enerjisi yüksek bir insanım aslında. Böyle durduğum yerde duramıyorum. O yüzden eşyaların da yeriyle oynamayı çok seviyorum. O yüzden tatlı, böyle hani biraz daha modüler şeyler alıp böyle mesela bu koltuğu farklı bir köşede kullanmayı vesaire sevdiğim için. O yüzden hani ev olabildiğince minimal, sakin, renklerde böyle her şeyle uyabilecek. Çünkü sıkıldığımda ben buraya bir kırlent koyduğumda işte uyabilsin istiyorum sevdiğim tonlarla. O yüzden birazcık işte kahramanladım diyebilirim. Evet. Hazirenlere yer vermişsin. Verdim. Salonunda da, yatak odanda da, değil mi? O benim aslında çocukluk tam kalma bir şey. Evet. Yani böyle çok böyle büyüklerimizin evine gittiğimizde işte bu kalorifer peteklerin üstünde hazirenler evet, olurdu vesaire. Evet. Oradan da kalmış bir şey. Evet. O yüzden bir ara mesela lak eve şey neydi? Bambu çok modaydı işte. Evet. İlk evlendiğimde lak eve bambu takımlarım vardı böyle beyaz. Baktım sonrasında sararmaya başladı. Sonra böyle her şeyi doğala çevirmeye başladım. İşte doğal ahşap. Bu salon takım mesela komple meşe. Evet. O şekilde. Aslında salonda her köşede hazıran var ama aynı zamanda dediğim gibi yatak odasında da yer vermişsin. Hatta yeni yapacağın dolapta da dolapta da evet, malzemesinde kullanacaksın. Hatta ilk hazıran şeyle başladı. Yiğit'in
salon, pardon, yatak odası takımını değiştirsem mi değiştirmesem mi, çok bebeklik kaldı mı kalmadı mı derken, o da doğallaştık üzerine bir cilaydı. Boyaması kolaydı. Onun rengini maviye dönüştürdüm. Camları söktüm, hazıran koydum. Böyle onu biraz daha genç odası şekline çevirdim. O yüzden bir şey alırken az önce dediğim gibi, yani ben onun rengini, nasıl modelini değiştirebilir miyim? İlerleyen dönemde kaç farklı şekilde kullanabilirim? Biraz aslında sürdürülebilirlik açısından o iyi oluyor. Evet. Bu arada çok düşünmedim eşyaları seçerken. Hı-hı. Yani birkaç tane mobilyacı araştırdım. Çok uzun yıllardır takip ettiğim, yaptığım işlerini bildiğim mobilyacılardı. Modelleri de böyle hani basit olsun, kullanılabilir olsun. İşte masanın ayakları vesaire de böyle çok sıkılacağı bir şey olmasın sürekli baktığımda diye. Böyle basit tutmaya çalıştım. TV ünitesinde de aynı şekilde. Mesela onu çok uzun tutmadım. Çünkü yanına illaki bir obje, bir şey konuluyor böyle. Sonrasında işte kalabalık oluyor diye. Onu da mesela kısa tuttum böyle, yani televizyonla fit şekilde. Bu kadar peki büyük bir aynaya yer verdin salonunda. O benim eski evimde, küçük evimdeydi aslında. Yani salonun bunun yarısı kadardı ve o aynayı aldım ben bir delilik yapıp. Çünkü bende şöyle bir sıkıntı var. Bir şey satın alırken şeyi... genişliğini, boyutunu algılayamıyorum ya. Değil mi? Büyük bir şey olsun dedim böyle. O yüzden bunu sevdim. Yani burada bir çok güzel durmuş. Evet. Bu evde de güzel uyumlanmış bence. Sadece acaba şeyi mi düşündün dedim. Yani aslında küçük bir salonda değiliz ama iyice ferahlaştırmış ayna sonuçta. O evin biraz şeydi, dar bir sokaktaydı ve çok fazla böyle gün ışığı girmiyordu belli bir saatten sonra, karanlık oluyordu. Biraz aslında derinlik katsın diye. Evet, bu evde de çok işe yaramış. İşe yaradı. Evet. Benim aydınlatmalar da çok dikkatimi çekti. Aydınlatmalar şöyle, biz kliniği bir diş hekiminden, yani emekli olan bir diş hekiminden devre aldık. Hı-hı. Onların aslında klinikte kullandığı avizelerdi. Biz sonra kliniği şeye sokunca tadilata, tabii ki oranın yapısı komple değişince bunlar boşa çıktı ve ben oraya koydum çünkü onlar orijinal pirinç. Evet. Ve şu an arasak bulamayacağız dediğim bayağı şeylerden. Antika. Antika. Evet. Ve hatıra, yani anısı var. Çok güzel. Bence bu salonda da çok güzeldirmiş. Evet evet, yani ben zaten onlara göre şekillendirdim birazcık yani şeyi. Mesela işte o avize var diye aynayı aldım. Sonra ayna var diye pirinç temalı işte bu çerçeveleri aldım, aynaları aldım. Öyle öyle aslında işte yatak odasında birazdan göstereceksin muhtemelen. İşte o başucumuzdaki apliklerde bir pirinç var. Evet. Aslında çok sevdiğim bir eşya sonrasında evin diğer şeyini de şekillendirebiliyor. Evet. Her şeye yansıdı. Evet. Peki bu çerçeveler dolacak mı? Bu çerçevede aslında farklı bir fikrim var. Yani hani herkesin bildiği, baktığında anladığı bir fotoğrafı böyle dedim, bölerek koydum böyle. Bir onun üzerine çalışmam gerekiyor. Küçükten büyüğe gidiyor olacağız yani aslında, değil mi? Ya fotoğrafı puzzle gibi böldüğümüzü evet, düşün. Evet, böleceğiz. Ama bak, yani bilindik bir şey aslında, hani istiyorum. Hani baktığında insanlar bilsin. Örneğin işte Beatles'ın bu, ben Beatles'ın hepsiyim birazcık. Anladım. İşte Beatles'ın bu karşıdan karşıya geçerken yaya geçindeki fotoğrafını işte örneğin koyduğumu düşün. O biraz ikonikleşmiş bir şey. Yani evet. Bakan parçaları birleştirmese bile anlıyor gibi. Anladım. Bir şey yapsam mı diye düşünüyorum. Evet, güzel fikir. Neden olmasın? Bir de evin her köşesinde yeşiller var. Evet. Canlılar var. Seviyorum. Evet. Zaten böyle bir evde, böyle minimal bir evde renk olarak da zaten yeşil çok güzel. Tabii. Ve canlının olması da muhteşem. Onu seviyorum. Bir de şu klinikten avize dedim ya, bu dolap da aslında klinikten. Öyle yani mi? Doktor dolabı, antika. Ben onu boyamadım ama boyayıp boyamamak arasında kaldım böyle. Onu da dedim, ben beyaz güzel. Şey yeşili var, ıhlamur yeşili gibi bir şey boyasam mı diye de düşünüyorum. Ya da kendin orijinal renginde biraz temiz görünmesi açısından. Evet, güzel gözüküyor. Beyaz gayet uyumlu. O dolabı çok seviyorum. Sonradan çok meşhur oldu ama onun bir kendine ait bir dokusu olduğu için. Çok güzel, evet. Onu da çok severek kullanıyorum. Süper. Ve çam ağacımız var. Tabii ki de salonun da en uyumlu. Sade, sakin. Ahşaptan oluşan, değil mi? Ya bu zamana kadar hiç çam ağacı kurmak istemedim açıkçası. Yani Yiğit bir kere heves etmişti, şöyle küçük bir boya almıştı kaydı. Sonra bunu IKEA'da görünce, markada verebiliyor musun? Tabii kaçmıyor. Ki de. bunu işte görünce IKEA'da çok hoşuma gitti. Minimal olması böyle. Evet. Bu arada obje takılacak gibi bir yapısı yok aslında. İlk baktığımızda tarlatan gibi duruyor. Bana o şey de, formu da çok boş geldi. Sonra yine ben aynı yerden o doğal ahşap görünümlü işte şeyleri aldım, hazır görünümlü süsleri. İplerini keserek böyle bağladım. O şekilde. Belki hani kaldırmam bile, seviyorum onun dokusunu. Aksesuar olarak bile kullanılacak bir şey. Evet, kesinlikle. Ayrıca da bir tema aslında. Evet, tema yani. Ayrıca da ben böyle şey severim.
Çam ağacının uğuru. Böyle ne bileyim hissederim yani. Hı-hı. Severim o dokuyu da. İşte bambu seviyorum yine. Bambu şeyler kullandım. Aynen. İşte sepet çiçeklik vesaire gibi. Onlar da çok tatlı. Hasır bamburattan sevdiğim şeyler evet. aslında. Malzeme olarak eskimiş. Çünkü doğal. Hı-hı. Bir de geçmişten de geliyor tabii. Birazcık. O doku da var. Dokusu da geçmiyor bence. Yani evet. dönüyor dolaşıyor yine bir şekilde bir transfer oluyor. Zamansız parça diye kullandığımız aynen, ürünlerden aynen. biri aslında. Malzeme olarak aynı zamanda. Yatak odasına geçelim birazcık. Orada da dediğimiz gibi rattan var. Orada da çok minimal dokular var. Yatak odası da çok sakin ve dingin. Renk evet. olarak da öyle. Evet evet. Değil mi? Yani bu sefer sevdim yani. Geçen sefer böyle kocaman bir aynalı dolabım vardı vesaire böyle. Bir de şeydi o ayna. Hafif siyah bir aynaydı. Hiçbir işime yaramıyordu. Yani ne kendimi görebiliyordum üzerinde ne bir şey. O yüzden böyle bu sefer dedim aynasız olsun yatak odası. Süper. Bir tane ayna aldım oraya. O şekilde. Güzel, çok güzel olmuş. Dolapların çok güzel. Malzeme de yine doğal aslında. Doğal. Malzemeler kullanılmış. Tabii. Bir de zaten biraz önce de bahsetmiştin. Pirinç aydınlatmalar var. Evet, yani bütünlük olsaydı zaten yatak odası ve salonu şey yaptık, meşe. Makramelerden bahsedelim yatak odasındaki. Yatak odasında da... O da çok güzel bir fikir. Yani ben aslında terapi olarak makrame örmeyi çok seviyorum. Böyle işte en son... Ne bileyim, peçetelik yaptım mesela. İşte raf yapıyorum ya da duvar süsü yapıyorum. Bu arada şu an... Duvar olarak yok hiçbir yerde. Sadece raf olarak var. Başucuma da böyle komodini yapmayı sevmedim. Hem toz tutuyor hem böyle elime geçeni koyuyorum. Dağınıklık gerçekten bu evde istemiyorum yani. Evet. Ben biraz istifçi demeyeyim de kendi içinde böyle hani hep günerler işte düzeni olan aslında ama evet. biraz da dağınık bir insanım. Yani onu alır oradan oraya koyarım. Hiçbir şeyin yeri yoktur benim böyle sürekli kullandığım eşyalarım. O yüzden bu sefer biraz uyanıklık ettim ve komodin koymadım başucuma. Evet. Onun yerine böyle makromeden bir raf astım oraya. En azından telefonumu işte şarj etmek için, üzerine koymak için böyle. O da çok hoş bir fikir bence. Çünkü telefonu yere koyuyordum. Aynen. O da olmuyordu. Tabii. Böyle küçük minimal hem süs olarak şey yaptı hem işlevsel olarak. Yani işte dediğim gibi dağınıklık ve toz tutmayacak şekilde bir şey aslında. Çok yaratıcı bir fikir kesinlikle. Yani seviyorum öyle küçük şeyleri. Evet. O da son anda aklıma geldi. Ya. Bu başucuma ne koysam ne koysam diye bakarken böyle son anda öyle bir şey yaptım. Süper. Peki bir de yukarısı var aslında evet. teras. Ve orası aslında biraz hobi odası, salonu diyelim. Ofis. Evet ofis her şey değil mi? Her gün ofise gidemiyorum çünkü. Evden evet. çalışmak rahat geliyor. Toplantıma oldukça çıkıyorum. Genellikle üst katta böyle şey, boğazı çok az görüyor ama böyle en azından gökyüzünü çok rahat gördüğüm bir aslında şey var. Ferah bir alanı var. O yüzden seviyorum. Uzanma koltuğum var orada. Bazen böyle bir şekerleme yapıyorum çok böyle evet. yorulursam. Güzel oluyor. Bir de işte aynı zamanda orada sizin enstrümanlarınız da var. Enstrümanlar var, kitaplar var, plaklar var. Yiğit'in gitarı var. Ferhan'ın da davulu var değil mi? Evet, aynen. Müzik sever, sanatkar bir aileyiz galiba. Ben bir şey çalamıyorum, ben dinlemeyi biliyorum. Çok özenirim böyle güzel sesli ve tamam. enstrüman çalan insanlar ama evet. hiçbir yeteneğim yok. Belki de vardı bilmiyorum, keşfedemedik. Yani şey evet. böyle, zaten... Sonuçta İlknur'un ilgilendiği şeyler yani mesleği gereği biraz sanat ruhu gerektiriyor. Gerektiriyor, işin. Yaratıcılık. Aynen, yani. Yaratıcılık gerektiriyor. Bir yandan eşin zaten diş hekimi. Hı hı. Onda da işte doktorlarda bence olmazsa olmaz. Hep bir müzik var değil bir mi? Bir müzik var. Yani evet. ya kimisi profesyonel yapıyor, ya amatör yapıyor. Bizim evet. etrafımızda da var. Yani eşimin şu an birçok arkadaşı gerçekten ciddi anlamda, profesyonel anlamda müzik aleti çalan insanlar var. Evet. Orası çok güzel olmuş o yüzden. Evet, çok yani... alternatif bir yer olmuş aslında. Evet. Yani biraz böyle hani buradan bağımsız orada böyle daha sıcak bir ortam var. Genellikle eve gelenlerde hep çatı katında oturmak istiyor. Ya, süper. O yüzden kahve makinesi oraya koydum. Evet gördüm aynen. Süper fikir. O da güzel olmuş. Onun dışında ben halılarına dikkat ettim. Aslında çok fazla halı kullanmamışsın. Kullanmıyorum. Değil mi? Şimdi evde bir kedi var. Çok fazla koşuyor ve koridorda böyle sürekli bir halı kayması. Evet. Bende de şey var böyle her şey simetrik olacak takımlısı. O halılarla baş edemediğim için kaldırdım. İkincisi hani biraz daha temizliği kolay oluyor. Böyle sil süpür bir aletim var. O yüzden böyle hani zeminde halı olmayınca çok rahat. Bu halım da yine antika bir halı, eski bir halı. Evet. Ve o halıyı ben tıraşlattım böyle. Tüyleri böyle kalın kalın da aslında. Böyle daha tombul tombul tüyleri vardı. Evet. Ve ben bir halı gerçekten bu işi yapan bir yer buldum. Ve onu böyle tıraşladılar üstündeki yünleri. Bunu daha önce mesela görmüş müydün bu fikri? Ya şöyle, şimdi baktığımda piyasada bu tarz antika halılar var. Bakıyorum bu halılar tıraşlanmış yani orada bir uyandım işe. Ve ben hep bir yaratıcı fikri var yani. En kötü, ya ben en kötü şekilde bir tane bir ustura gibi bir şey alayım. Ben yapayım bu işi dedim yani.
kötü. Araştırdım da hakikaten böyle buldum yerini. Süper. Halıyı hem böyle çok güzel şekilde yıkadılar, işte tıraşladılar. Yer yer eskitme istedim ben zaten böyle antika dokusu olsun evet, diye. Evet. O yüzden mesela sil süpürü aletimle aynı şekilde onun da üstüne böyle çok rahat böyle süpürüp silebiliyorum. Evet. Hafif böyle nemli bezle. Temizlenmiş gibi oluyor. Evet. O yüzden ben biraz böyle hani evinde işini kendim yaptığım için en pratik, en böyle benim elim oyalamayacak şekilde çok düzenledim evi. Gerçekten yani çok güzel fikir. Mümkün mertebe yerde çok fazla bir şey olmasın, işte kaldır kondur olmasın diye. Evet, süper. Yani bu videoyu izlerken bence detaylara doyamayacaksınız. Çünkü gerçekten çok güzel fikirler var İknur. O yüzden çok istemiştim zaten özellikle evinde çekim yapabiliyor olmak. Ben çok mutlu oldum. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Evinin kapılarını açtın. İyi seyirler şimdi. Aynen, çok teşekkür ediyoruz. O zaman görüşmek üzere.